Sevgili dostlarım merhaba. Dolar hafif gevşedi. 5.65 seviyesine geldi. Ortalık yıkılıyor, yıkılıyor. Her şey harika. Düne kadar Trump ve Amerika karşıtı olan, iPhone'ları çatır çatır kıran tipler şimdi Trump baba S400'lerle ilgili yaptırım kararını uygulamayacakmış diye resmen parti yapıyorlar ya. Herkes sanıyorum tekrar ikinci, üçüncü iPhone'unu almaya başladı. Herkes tekrar dünyanın en iyi Amerikancısı oldu. Neden? Reis Trump'la bir araya geldi ve bu hareketi yaptı sevgili dostlarım. Ama güzel hareket. Ben de seviyorum. Ben de kullanıyorum bu hareketi. Şimdi peki reis düne kadar ey Amerika, ey Trump diye bağırdığı zaman siz de ey Trump diye bağırmıyor muydunuz? Ey Amerika diye bağırmıyor muydunuz? Trump'a sinirlenip yerlere iPhone'larınızı atıp üzerinde zıplayıp gerçi onlar da bozuk iPhone'larmış sonradan öğrendik ama kimsenin sıfır iPhone'u falan kırdığı yokmuş. İşte biz böyle bir milletiz sevgili dostlarım. Yani duruma göre, duruma göre hareket eden, duruma göre değişiklik gösteren ve karşımızdakinin de değişiklik yapmasını bekleyen bir milletiz. Bakın, tabii ki finansal cephede değişimler olur. Dolar kısa vade içerisinde yükselir, düşer, dalgalanır, sabit gider. Ama günün sonunda bunu yorumlayan birkaç piyasa analisti vardır, teknik analist vardır. Onlar günlük, dakikalık, saatlik analizler yaparlar ve yatırımcılarına sunarlar. Bu bambaşka bir meslektir. Bir de ekonomiyi genel manada değerlendirenler vardır. Onlar da hasbelkader kadar bizim gibi adamlardır. Onlar size genel projeksiyonları sunarlar sevgili dostlarım ve derler ki, bakın yarın bundan 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 dolayı bunlar olacak olma ihtimali çok yüksek. Bu ifadeleri kullanırlar. Ha, günün sonunda bu konularla ilgili düzenlemeler düzeltmeler gelirse tabii ki ekonomi yönünü değiştirir. Şimdi soruyorum sizlere. Doların hafif gevşemesini müthiş düşüş olarak değerlendiren kardeşlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma soruyorum buradan. Yahu dolar 5.75'ti, 5.80'di. Oradan bakın koskoca Trump çıktı dedi ki hani sizin dilinizde diyorum koskoca ben değil. Siz çok memnunsunuz ya Trump'ın yaptırımları kaldırmasından. S400 konusunda bize izin vermiş. Madem biz büyük bir devlettik Trump S-400 konusunda izin verse ne olur, izin vermese ne olur? Vermesin kardeşim, yaptırım uygulasın gerekiyorsa, niye diyemediniz? Hepiniz tir tir titrediniz, Trump bize yaptırım yaparsa ne olacak, ekonomimiz nasıl bozulacak? Ya arkadaşlar, ya dik duracaksın ya dik durmayacaksın, bunun ortası yok. Yani dün dik duruyormuş gibi yapıp orada, sonra bu tarafa geçip burada dik duruyormuş gibi yapmanın manası yok. Dik duracaksan dik duracaksın. Duramıyorsan da diyeceksin ki ben pozisyona göre hareket ediyorum. Buna hiç itirazım yok arkadaşlar. Şimdi Trump'ın yaptırımları kaldırması konusuna gelelim. Trump yaptırımları kaldırma yetkisine sahip değil bir kere. Hiçbir Amerika başkanı Amerikan yasalarından ve Amerikan senatosundan üstün değildir sevgili dostlar. Bakın bunu bir tarafa yaz. Hiçbir Amerikan başkanı Amerikan Senatosundan ve yasalarından üstün değildir. Sert bir kapitalizmle de yönetilse Amerika'nın bir devlet geleneği var ve o devlet geleneğini neredeyse 200 yıldır sürdürüyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz zaten her 10 yılda bir vites değiştiriyorduk. Biliyorsunuz son değişikliklerle birlikte tamamen bambaşka bir noktaya doğru geldik. Resmen ama resmen tek kişinin yönettiği bir ülke pozisyondayız şu anda. Hadi bunu inkar edebilecek misiniz? İnkar ediyorsanız çıkın bakın bütün yönetmeliklerin, bütün kanunların altında kimin imzası var. Hatta bazen meclise ihtiyaç duymadan bu imzaları attığını ve çeşitli kararnameleri çıkartabildiğini görürsünüz Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman sahiden Türkiye meclis olarak bypass edilmiş, sadece göstermelik bir meclis var ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyor. Kararlar da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından alınıyor. İyi olabilir, kötü olabilir. Bunu tartışmıyorum. Yani bu işin siyasi tarafı ben benim görüşüme göre çok yanlıştı. Parlamenter sistemden böyle bir sisteme geçilmesi büyük bir hataydı. O zamanlarda söylemiştim. Bugün de söylüyorum ama Tekaren söylüyorum tartıştığım, eleştirdiğim konu şu anda bu değil. Onun eleştirileceği zaman onu eleştiririz. Ayrı bir mesele. Şimdi sevgili dostlar. Dolar gevşeyince her şey düzeldi diye düşünen kardeşlerime şu küçücük bir liste yaptım. Müsaade ederseniz o listeyi sizlerle paylaşacağım. Dolar düştü. Her şey güllük gülistanlık. Ekonomide düzeldi. Yani işsizlik artık %14.1 değil enflasyon yüzde 18 değil. Faizler yüzde 20'lerde değil. Konkordatoyu binlerce şirket ilan etmedi. Yine binlerce şirket hatta on binlerce şirket esnafları vesaireyi de koyarsak işin içine iflas etmedi. Kepen kapatmak zorunda kalmadı değil mi Türkiye'de? Yani dolar düştüğü için bunlar bir anda canlanacaklar. Zombi gibi ayağa kalkacaklar. Vay ve dolar düştü artık biz hemen gidip dükkanlarımızı açabiliriz mi diyecekler. Peki dış ticaret açığımız hafif toparlandı yaklaştı birbirine. Bütün ödediğimiz bedellere rağmen hala dış ticaret açığı vermeye devam ediyoruz. Dış ticaret açığımız nasıl azaldı? Bizim müthiş bir ihracat kanalımız açıldı, ihracatımızı arttırdık. Türkiye'de de üretimimizi arttırdığımız için ithalatın önünü kestik. Onun için mi dış ticaretimiz azaldı? Sağlıklı dış ticaret azalma meselesi bu değil midir? Biz de dolar bir miktar değer kazanıp bir miktar TL değer kaybettiği için ki iyi ki de öyle oldu. İyi ki de öyle oldu. Tamam Türkiye'de enflasyonist bir baskı oldu ama eğer ki öyle olmasaydı iyiden iyiye ithalata bağımlı olup yine bunları yaşayıp yine bu sıkıntıları kat be kat yaşayacaktık. Neyse biz erkenden yaşadık. En azından bunları öğrendik diyeceğim ama öğrenmemişiz. Ki dolarla ilgili verilen tepkilere baktığımda onu görüyorum sevgili dostlarım. Bakın bizim dış ticaret açığımızda demek ki neden daralmış? Sadece doların yükselmesi nedeniyle ithal edememeye başlamışız. İhracatı da stoktan yapmaya başlamışız. Şimdi stoklar bittiği zaman ihracat da kesilecek. İthalat zaten yapamıyoruz. Ne olacak? Piyasa darmadağın olacak. Dengeler iyiden iyiye bozulacak. Neyse o da süpermiş ama. Cari açığımızı kapatıyormuş. Dış ticaret açığımızla ilgili bir problem yokmuş. Borcumuz 400 milyar doların üzerinde değil. Kısa vadeli borcumuz 170 milyar doların üzerinde değil. Konut satışlarımız son zamanda %35 oranında düşmedi. Otomotiv satışları %50 oranında düşmedi. Banka batıklarımız 120 milyar lirayı aşmadı. Merkez Bankası rezervlerimiz dipte değil, değil mi? Her şey güzel. Dolar düştü ya bunların hepsi çözüldü, düzeldi. He. Hiçbir sıkıntımız kalmadı. Merak etmeyin. Rahat olun. S-400 çözüldü bitti. Tamam Trump yaptırım yok dedi konu kapandı. Çünkü Amerika kabile devleti olduğu için Trump ne derse o oluyor. Siz bir gidin bakın bakalım. Amerika başkanlarının dediği mi oluyor? Amerikan senatosunun dediği mi oluyor? Hangisinin dediği gerçekleşiyor? Bence bir bakın geçmişe doğru. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ve S-400 kriz esas şimdi başlamıştır. Evet S-400 krizi şimdi başlamıştır arkadaşlar. Biz bugüne kadar S-400 ile ilgili bir kriz ortamında değildik. Sadece alacağız, almayacağız, alacağız, almayacağız inatlaşmalarını yapıyorduk. Ama Temmuz'un 15'i yaklaştıkça S-400 krizi daha da derinleşecek, daha da gün yüzüne çıkacak. Ve ne yazık ki işte o zaman dolardaki gevşemenin devam edip etmeyeceğini, trend olarak doların aşağıya yönünü çevirip çevirmediğini hep birlikte göreceğiz sevgili dostlarım. Suriye, Rusya İdlib meselesini çözdük değil mi? Bütün Rusya ve Suriye ile kanka olduk. Onlar da kapılarını açtılar. Hatta gittik oradaki terör meselesini de çözdük. Sıkıntı kalmadı. Öyle mi acaba? Bir bakalım. Diğer taraftan sanayi üretimimiz %5, büyümemiz %5 ortalamalarla düşmüyor. Demokrasi ve hukuk sistemimizle ilgili hiç ama hiçbir sıkıntımız yok. 5 yılda 8 defa yapılan ayrı ayrı seçimler yüzünden bütçemiz batmadı. Hatta bütçe açığımız, bütçe açığımız son 5 ayda yapılan 2 seçim yüzünden 66,5 milyar liraya da ulaşmadı, değil mi sevgili dostlar? Faiz ödemelerimiz Dolara yüzde ona yakın faiz ödüyoruz arkadaşlar. Bakın dolara Türkiye devleti olarak yüzde ondan fazla faiz ödüyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Resmen tefeci faizi ödüyoruz arkadaşlar. Ama dolarımız düştü. 5.64 oldu. Rahat olun. Devam edelim. Üniversitelerimiz eskiden ilk 500'ün içinde olurlardı. Zaman zaman ilk 100'e girdikleri bile görülürdü. Şimdi o 500'ün içinde esamemiz bile okunmuyor ne ottüsü ne ütüsü ne boğazıcısı hiçbiri o ilk 500 üniversite içerisinde yok. Bilimde tamamen çökmüşüz. Tamamen beyin göçünü dışarıya veriyoruz ama dolarımız düştü. Hayırlı uğurlu olsun. 3 üniversiteden birisi işsiz. 3 gençten birisi işsiz. EYT yani emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunumuz çözülmediği için sürekli olarak bir bunalım halindeyiz. 3600 ek göstergeyle ilgili insanların hakkı verilmedi. Bu ülkenin değerli memurlarının hakkı verilmedi. Ama dolarımız düştü. Rahat olun. 5.64 oldu ya her şey çözüldü. Bütün fabrikalarımız satıldı özelleştirme ayağına ve onların yerine AVM'ler kuruldu. Yani istihdam edilecek alanların hepsi kapatıldı. Böylece işsizlik arttı. Ama dolarımız 5.64. Yoksulluk açlık sınırı tepelerde geziyor. Yoksulluk 7 bin liraya gelmiş durumda. Yani 7 bin liranın altında kazanıyorsanız yoksulsunuz. Açlıkta da 2140 liranın altında kazanıyorsanız açsınız. Ama dolarımız düştü rahat olun. Adaletsiz bir gelir dağılımı yok mu Türkiye'de? Babalar gibi var. İş güvencemiz var mı? Babalar gibi yok. <laughs> İntiharlar tavan yapıyor. Aile içi şiddet, çocuğa şiddet, kadına şiddet, hırsızlık, yolsuzluk gırla gidiyor. Suçlar tavan yapmış durumda. Ama dolarımız 5.64 seviyesinde. Sevgili dostlarım israf tavan yapmış. Şu belediye seçimlerinde bile Türkiye'nin ne hale geldiğini çok net bir şekilde gördük. En tepede zaten saraylar, uçaklar, onlar bunlar gırla giderken daha alt seviyede belediye düzeyinde olan yerlerde kişi başına 3-5 araç düşmüş. Ama dolarımız düştü 5.64 seviyesinde. Hayırlı uğurlu olsun. İhracatımız arttı mı? Hayır. Stoktan veriyoruz malı. Üretemiyoruz. Pek çok firma ya kepengeni kapattı ya da parasının büyük bir kısmını artık faaliyet dışı gelirlere yönlendirdi. Faize yatırıyorlar daha çok. Dolara yatırıyorlar daha çok. Çünkü üreterek hiçbir şey kazanmadıkları ortada. Devlet ortak olmuş onlara. Vergi ödemekten adam dükkanını çeviremiyor. Siz ne diyorsunuz? Ama dolar 5.64 rahat olun. Fakirlik, fakirlik, fakirlik artmış, almış başını gitmiş sevgili dostlarım. Adam kayırma Liyakatsizlik, uluslararası ilişkilerin dip yapması, tüm komşularımızla kavgalı dövüşlü düşman olmamız. Daha sayayım mı size? Yok saymayayım yeter. Ha, bir bu kadar daha sayarım. ha, 3-5 sayfa daha var. Bir bu kadar daha en az sayarım. Ama rahat olun. Hiçbir sorunumuz yok. Merak etmeyin. Dolar düştü. 5.64 seviyesinde. Hoşçakalın, mutlu kalın.